Altın Küresel Bakışı sunar. Ekotürk'ten merhabalar değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Haftanın ilk gününde birlikteyiz, ilk işlem gününde ve uluslararası haber akışlarını inceleyeceğiz. Piyasa hareketliliklerine nasıl yansıyor? Hem küresel piyasalar hem Türkiye piyasalarında gidişat nasıl bakacağız? Haber turumuzla başlayalım. Küresel hisse senedi fonları ile ilgili bir haberimiz var ve 20 yılın zirvesinin görüldüğü belirtiliyor. Son gelen verilerde ve Financial Times'ın konuyla ilgili haberinde hisse senedi fonlarına bu yıl yaşanan para girişi tarihi zirvelere ulaştı. 2021 yılının ilk yarısında küresel hisse senedi fonlarına 580 milyar dolarlık giriş yaşanırken Bank of America hesaplamasına göre ise para girişi yılın kalan kısmında da aynı hızla devam ederse 20 yılın toplamından daha yüksek bir seviyeye ulaşacak. Bu yıl S&P 500 endeksi %15'ten fazla değer kazanırken Financial Times Stock Exchange Dünya Endeksi de %12'nin üstünde getiri sağlamıştı. Amerika tarafına dönelim. Fed'den pozitif istihdam verisine vurgu var. Gelen son dönemdeki pozitif verilere ilişkin San Francisco Fed Başkanı konuyla ilgili konuştu ve son 3 aydaki istihdam büyümesi ortalamasının ABD'de istihdamın 2022 yılı sonuna kadar kriz öncesi seviyelere geri gelebileceğini işaret ettiğini söyledi. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarını değerlendiren Daly, istihdam piyasası raporu istihdamda kriz öncesine dönüş yolumuzda ilerlediğimizi gösterdi şeklinde konuştu. Daly, sonbahara kadar daha fazla Amerikalının iş gücüne geri döneceklerine çok güvendiğini de vurguladı. Euro bölgesiyle devam edelim ve verilerin iyileştiğini görüyoruz. Aynı şekilde Avrupa bölgesinde de hizmet PMI buna bir örnek. 14 yılın zirvesine ulaştığını belirtelim ve IHS Market verilerine göre Euro bölgesinde hizmet PMI Mayıs'taki 55,2 seviyesinden 58,3'e yükseldi. Temmuz 2007'den beri görülen en yüksek seviye görülürken sektörde büyüme 3. ayda da devam etti. Öte yandan Bileşik PMI 57,1'den 59,5'e çıkarak Haziran 2006'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı ile önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor ve detayına baktığımızda Çin Devlet Başkanı bu hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşeceği belirtiliyor. Görüşmede ele alınacak konular hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken Çin Dışişleri Bakanlığı, Alman ve Fransız yetkililer konu hakkında bir açıklama yapmadı. Son dönemde gerçekleşen G7 ve NATO toplantılarının ardından yayınlanan bildirgelerdeki Çin'in küresel düzen karşıtlığına dair endişeler de dile getirilmişti. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan sıfır emisyon hedefine yönelik güçlü adımlar bekleniyor diyebiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı, dünya genelinde gaz talebinin giderek arttığı ve 2050'de sıfır emisyona ulaşmak için talebi frenleyecek güçlü politikaların uygulanması gerektiği bildirildi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın gaz piyasası raporuna göre, COVID-19 salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler sonucunda küresel doğal gaz talebi geçen yıl %1,9 oranında azaldı. Ekonomilerde salgının etkilerinin azalmaya başlamasıyla bu yıl küresel doğal gaz talebinin %3,6 artması bekleniyor. Küresel doğal gaz talebinin 2021-24 döneminde ise yıllık bazda %1,7 büyüme göstereceği öngörülüyor.
Piyasalarla devam ediyoruz değerli izleyenler. Haber akışları fiyatlamalardaki yansımalarını nasıl gösteriyor güncel tabloda bir bakalım ve Türk Lirası çapraz kurları geldi ekranlarınıza. Dolar TL'de yön aşağıya doğru seviyenin 8.66'da olduğu gözüküyor. %0,27'lik bir düşüşle beraber. Euro TL tarafında da benzer yüzdeli bir düşüşle 10.28 seviyesi kaydediliyor anlık olarak. Pound TL tarafı 12 seviyesinde, İsviçre Frangı TL'de seviye 9.40 ve sepet kur tarafında 9.47'yi görüyoruz. ABD tahvil faizleriyle devam edelim ve aşağıya gösteriyor oklar. Bu tabloda da 2 yıllıklar tarafında %4,31'lik bir düşüş var ve %0,24 seviyesini işaret ediyor 2 yıllıklar. 10 yıllıklar tarafında seviyenin %1,43'e gerilediğini belirtelim. %1,24'lükte bir düşüş olduğu gözüküyor. 30 yıllıklar tarafında ise seviye %2,04'te ve %0,82'lik bir düşüş var. Endeksleriyle devam edelim ve yukarı yönlü hareketler hakim alımlı bir tablo gözüküyor. Son gelen verilerde Dow Jones tarafında %0,10'luk prim var. 34.744 puanı görüyoruz. S&P 500 tarafında ise 4.343,13 puan seviyesi kaydedilirken %0,12'lik bir yükseliş var. Teknoloji ayağında Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise hafif bir primle seviyenin 14.705 puanda olduğu gözüküyor. Avrupa borsalarıyla devam ediyoruz. Evet, burada da alıcılı bir tablo çıktı karşımıza. Eurostox tarafında %0,20'lik bir artışla beraber seviyenin 4.094,95 puanda olduğu gözüküyor. Almanya tarafında %0,14'lük bir yükseliş var. 15.675,53 puanı görüyoruz. Fransa tarafında 6.582 puan seviyesi gözüküyor. İngiltere FTSE 100 tarafı 7.164 puanda ve İspanya IBEX'te ise gidişatın 8.953 puan çerçevesinde olduğunu belirtelim. Haberimizle devam ediyoruz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında bir patlama meydana geldi. Başkentten çıplak gözle görülen patlamayla ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Hazar Denizi'nde Azerbaycan açıklarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirilirken patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Patlamanın ardından açıklama yapan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümit Doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini, SOKAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Hazar Denizcilik Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise Hazar Denizi'ndeki patlamanın bir petrol tankerinde meydana geldiği iddiaları yalanlanarak sosyal medyada Hazar Denizi'ndeki olayı bir tankerin patlamasına bağlayanlar var. Bu tür bilgiler insanlarda kafa karışıklığına yol açtığı için Azerbaycan Hazar Denizciliğe ait hiçbir gemide patlama olmadığını söylemek isteriz denildi. Azerbaycan Milli İdimler Akademisi'ne bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetiştirmişli, Hazar Denizi'ndeki sınır birliklerine ait platformlarda petrol kuyularında herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi'nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20-30 saniye içinde söndü dedi. Hazine altın ve altına dayalı sukuk ihraç edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 7 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihraç edileceği duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 9 Temmuz 2021 valör tarihli ve 7 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, kıymetli maden standartları ve rafineleri hakkında tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen, nitelikleri uygun olan asgari 995 bin saflıktaki ve ağırlığı asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecek. Altın tahvilinde 6 aylık dönemsel kupon oranı %1,15 olurken altına dayalı sukukta da 6 aylık dönemsel kupon oranı %1,15 olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını yayınladı. Enflasyondaki artış %1,94, yıllık artış ise %17,53 oldu. Tüketici enflasyonu son 2 yılın zirvesine çıktı. Tüketici fiyat endeksi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve son 2 aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %2,01'li alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %6,13'lü haberleşme, %0,7 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplarsa sırasıyla %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası oldu. Haziran 2021'de endekste kapsanan 415 maddeden 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatındaysa artış gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Haziran ayı verilerine göre madencilik sektörü 497 milyon 555 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv sektörünün ihracatı ise %17 artışla 2,35 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre madencilik sektörüne bakıldığında 171 ülkeye 497 milyon 555 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Sektörün ihracatı son 12 aylık dönemde 5 milyar 237 milyon dolar olurken, ilk yarıda da geçen yılın aynı dönemine göre %52,3 artarak 2 milyar 817 milyon 236 bin dolara yükseldi. Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı ilk yarıda %2,7 olarak gerçekleşti. Sektörün yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin oldu. Çin'e bu dönemde 846 milyon 875 bin dolarlık ihracat yapıldı. Öte yandan ülke ihracatının son 15 yıldır sektörel bazda şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, Haziran ayında da baz etkisiyle çift haneli artış kaydetmeye devam etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Haziran'da otomotiv ihracatı %17 artışla 2,35 milyar dolar oldu. Sektör pandemi öncesindeki aylık ihracat ortalaması olan 2,5 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Otomotivin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise %33 artışla 14,4 milyar dolar olurken ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı. OPEC Plus toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni teklifi kabul etmemesi üstüne ertelendi. Bu olaydan sonra OPEC Plus çatırdıyor mu sorusu da gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC Plus'ın petrol arzını 2 milyon varil gün artırma planına itiraz etmesi, Viyana'daki toplantının uzamasına neden oldu. Suudilerin ittifakı bir arada tutmak için ne yapacağı izlenirken, uzlaşının sonlanması durumunda fiyatlarda sert düşüş görülebileceği uyarısı yapılıyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve Rusya'nın da aralarında olduğu müttefikleri, Viyana'da Cuma günü başlayan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yılın geri kalanında arzı artırma planlarına karşı çıkması sebebiyle cumartesi gününe sarkan toplantıda nihai bir uzlaşı elde edilemedi. Uzmanlar ittifakın dağılması durumunda bu yıl %40 yükselen petrol fiyatlarında Mart 2020'dekine benzer bir çöküş olabileceği uyarısı yapıyor. Yılbaşından bu yana %40 yükselen petrol fiyatları uzmanlara göre OPEC Plus'taki uzlaşının son bulması ve ülkelerin kendilerine uygun gördükleri kotalarla arzı yönetmesi durumunda hız kesebilir. Küresel petrol fiyatlarının artan taleple birlikte 2,5 yılın zirvelerine çıkmasının ardından OPEC Plus Ağustos-Aralık döneminde toplam arzı 2 milyon varil gün arttıracak şekilde kesintileri azaltmayı planlıyordu. Anlaşmanın 2022 sonuna kadar uzatılmasını da içeren OPEC Plus arz kararına Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim kotasının arttırılmasını istediği gerekçesiyle itiraz ettiği belirtiliyor. Haftanın son gününde Brent 76,16 dolar varil düzeyinden kapanırken Birleşik Arap Emirlikleri'nin itirazı sonrası 75 doların altına inmişti.
Evet değerli izleyenler, şimdi ilk konuğumuz bizlerle Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü'yleyiz. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle OPEC tarafını değerlendirecek olursak bir anlaşmazlık söz konusu. Siz de biliyorsunuz ki Birleşik Arap Emirlikleri ile aslında pek çok üye günlük 400 bin varillik artırım konusunda uzlaşıya varmıştı. Fakat şimdi Ağustos'taki üretime ilişkin görüşmelerde devam edecek, bugün de devam edeceği bilgisi var. O tarafı değerlendirecek olursanız öncelikle OPEC tarafındaki anlaşmazlığı ve son dönem çalışmalarını nasıl ele alırsınız? Evet, petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkeler birliği olan OPEC'te ihtilaflar hiç durmuyor. Evet. Yani kimi zaman OPEC, şimdi plus haline geldi biliyorsunuz, Rusya ve Rusya'nın öncülüğündeki OPEC dışı ülkeler de katıldılar anlaşmalara. Ve onlar olmadan OPEC'in tek başına üretimi artırma, fiyat belirleme kapasitesi son derece düşmüştü. Son dönemde OPEC içindeki mücadele kızışmaya başladı. OPEC dışındaki ülkelerle değil. Bu meyanda Venezuela'yla, İran'la, Nijerya'yla, Libya'yla ciddi sorunlar yaşanmıştı. OPEC içerisindeki esas dayanışma Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaydı. Körfez'deki bu iki ülke her zaman birlikte ittifak halinde hareket ediyordu. Sadece petrol fiyatları konusunda değil, Yemen'de de Körfez bölgesinin istikrarı, güvenliği ve bölgedeki yeni jeopolitik güç mücadelesinde de. Ama beklenmedik bir şey oldu. Bu son toplantıda ihtilaf başka yerlerden beklenirken Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında çok ciddi bir çatışma ortaya çıktı. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri üretimini zamanında yatırım yaptığı için artırmaya başladı. Ve kotaların bu yeni OPEC anlaşmasında eski tarihi yani 2019 tarihi olmasından rahatsızlık duyuyor. Çünkü o kotalar düşük üretime göre saptanmıştı. O Mart 2020'den itibaren üretim kıstaslarının belirlenmesini istiyor Birleşik Arap Emirlikleri. Böylece yaptığı yatırımların, artırdığı üretimin de hesaba katılması peşinde. Ama buna yanaşmıyor diyor ülkeler. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçit verirlerse diğerler de aynı şeyi istiyor. Bir de 2022'ye kadardı mevcut kısıntılar. Covid dolayısıyla talep düştüğü için arz ciddi bir şekilde kısıldı biliyorsunuz. %30-35 civarında dünya üretiminin %30 civarında. Şimdi yavaş yavaş o talebin de açılmasıyla birlikte arzın yavaş yavaş artılması söz konusu. Siz de söylediniz biraz önce. Bugün ile Aralık arasında günlük 2 milyon varillik, her aya 400 bin varil düşecek şekilde bir artış öngörülüyor. Buna kimse itiraz etmiyor. Burada itiraz edilen husus özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen hangi tarihteki arzın, üretimin esas alınacağına dair. Bu da çok kritik bir karar. Eğer buna uyulmazsa Birleşik Arap Emirlikleri dahil bazı OPEC ülkelerinin OPEC dışı dediğimiz gayri meşru, gayri hukuki, gayri anlaşma çerçevesinde üretimlerini artırması, kurallara uymaması söz konusu. Bu da zamanında tabii OPEC'in yavaş yavaş giderek azalmış olan gücünün daha da azalması, hatta çökmesine kadar gidebilir. Çünkü her ülke kendi arz üretim miktarını sarıtlamaya başlarsa bunun sonu gelmez. Dünya piyasalarında bir denetim ihtiyaç vardır ki Rusya bile OPEC dışında olmasına rağmen bunu kabul etti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri hiç karışmazdı biliyorsunuz OPEC işlerine. Son dönemde gerek Trump olsun gerek Biden olsun üretimin belli bir seviyede olması, fiyat istikrarının sağlanması için OPEC ülkelerine ve Rusya öncülüğündeki OPEC dışı ülkelere baskı yapmaya başladı ve sonuçta almıştı. Onun için şaşırtıcı bu kadar gündür müzakereler yapılıyor ve henüz bir karara varılmayıp toplantının yeniden ertelenmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayak direğini gösteriyor. Evet Mehmet Bey, bir de nükleer anlaşma tarafı var İran-ABD'ye döndüğümüzde ve oradan da karşılıklı gelen olumlu sinyaller vardı geçtiğimiz haftalarda. Ta ki reisinin cumhurbaşkanlığı seçilene kadar İran tarafında ve o da süresiz bir şekilde nükleer anlaşmanın askıya alınmasına sebebiyet verdi. Bunun yansımalarını nasıl ele alırsınız enerji sektöründeki? İran'da, Tahran'da çok ciddi bir iyimserlik vardı. Biden geldikten sonra ilişkilerin belli bir ciddi oturacağı konusunda. Çünkü Biden'ın başkanlık seçimleri öncesinde verdiği sözler bu doğrultudaydı. Ama öyle görünüyor ki İran'da sertlik yanlısı bir rejimin tekrar öne çıkması ve uzlaşıya yanaşmayacağını ifade etmesi. Amerika'da zaten İran'a karşı özellikle Yahudi lobisinin başını çektiği bir grup var. Onlar da İran'la ilişkilerden, yakınlaşmadan oldukça rahatsızlar. Bu durumda tabii İran'da
Amerika'ya güvenmediği için, ki bu güvenmemesi için gerekli zemin var, geçmişte yaşanmış olaylar var. İşler sarpa sardı, tekrar yaptırımların, ambargonun şimdi olduğu gibi devam etmesi ve nükleer anlaşmanın geçersiz hali, zaten geçersiz kılınmıştı, askıya alınmıştı ama yeniden canlandırması, yeniden müzakere edilmesi ihtimali şimdilik masadan kalktı. Bu tabii İran'ın dış ilişkilerini, yatırımlarını, finansman ihtiyacını, ülke içerisindeki huzursuzlukları, bunlar hepsini derine etkileyecek bir gelişme. Ben yakın gelecekte tekrar canlanacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü iki tarafta çok keskin görüşlere, pozisyonlara sahip. Evet, Mehmet Bey, bir de pandemide gelinen son durumu değerlendirdiğinizde küresel olarak enerji sektörü içindeki dinamikleri, dönüşümleri nasıl yorumlarsınız? Birlik tarafına baktığımızda yeşil enerji çalışmalarının hız kazandığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de önemli bir forum gerçekleşti ve oradaki ekonomi forumunda da Yeşil Sermaye Piyasaları Birliği'nin iyileşme planına eklenmesi kararı dikkat çekti. Bu yeşil dönüşüm çalışmalarının Amerika tarafında da yine hız kazandığını görüyoruz. Türkiye ayağında değerlendirmeleriniz, analizleriniz ne olur ve küresel çapta bu dönüşümü nasıl ele alırsınız? Pandemi öncesinde de vardı tabii bu yeşil enerji dönüşümü. Ama pandemiyle birlikte talebin azalması, özellikle fosil yakıtlarda, kömür, petrol ve doğalgazda durumu zorlaştırdı. Yeni yatırım yapılamıyor. Bütün bankacılar, başta EBRD, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası olmak üzere ne yazık ki fosil yakıt üreticileri için bu alandaki yatırımlara finansman akıtmamaya başladılar. Ve bütün para, geçen yıl biliyorsunuz 1.5 trilyon dolar yatırıldı enerji sektöründe dünyada. Bunun 2/3'ü yeşil enerji. Yani yenilebilir enerjiye, hidrojene, 4. nesil dediğimiz, nükleere ve de enerji verimliliğine, teknolojilerine arttı. Bu durum tabii petrolde, doğalgazda arz sıkıntısını önümüzdeki dönemde artıracaktır. Ama Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı, Amerika'nın New Green Deal dediği yeni anlaşma orada da, Çin'in yeşil enerji öncülüğünde büyüme ısrarı herhalde biz yaptığımız tahminleri, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ve diğer kuruluşların yaptığı tahminleri boşa çıkartacak ve yeşil enerji çok çok hızlı, tahminlerimizin hızında gelişecek, büyüyecek. Bunun için gerekli finansman desteği de siyasi destekli arkasında var. Türkiye tabii yenilebilir enerjide birçok Avrupa ülkesinden iyi durumda. Bu konuda oldukça mesafe kat etti. Önce sübvansiyonlarla beslendi, sonra doğru dürüst tarifelere geçildi. Hala sıkıntılar var ama birçok Avrupa ülkesine kıyasla kapasite oluşturmada Türkiye başarılı oldu. Yalnız Türkiye'nin iklim değişikliği sözleşmesini imzalayıp parlamento onayından geçirmemesi büyük bir handikap. Bu Kasım'da yapılacak olan Glasgow zirvesinde Türkiye çok ciddi baskı altında. Nitekim Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye üzerinde bu konudaki baskılarını artıyorlar. Çünkü Türkiye kişi başına karbondioksit emisyonlarında düşük miktarda olmasına rağmen global düzeyde Rusya, Ukrayna ile birlikte Avrupa Birliği'ni ciddi şekilde rahatsız eden bir manzaraya sahip. Bunun için Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1 trilyon avroluk önümüzdeki yıl ayırdığı bir fon var. Türkiye bundan istifade edebilir. Siyasi ilişkiler Avrupa Birliği'ye ne kadar netameli olsa da iklim değişikliği konusunda, yeşil enerji konusunda Avrupa Birliği Türkiye ile çalışmaya hazır. Bizim de aslında kendi sanayimizi eski teknolojilerden kurtarıp, fosil yakıt yoğunluklu teknolojilerden kurtarıp daha akıllı sanayiye, daha temiz enerjiye yönelmemiz için de bu fırsat da olabilir. Bir yandan risk var, sıkıntılar var tabii, bu hemen gerçekleşmeyecek. Bir de bu ister al ister alma yöntemi değil, çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği yatırım ve ticaretine göbekten bağlı olduğunu görüyoruz. Sadece ticaret 160'ın üzerinde, yatırımların çoğu Avrupa Birliği bağlantılı. Eğer Türkiye bu yeşil mutabakat gereklerine uymazsa ihracatımız ciddi bir şekilde engellenecek ve Avrupa piyasalarındaki sermaye piyasalarına, finans piyasalarına erişimimiz kısıtlanacak. Türkiye sanki siyasi baskılardan daha ağır bir yeşil enerji baskısı altında olacak ve bu kaçınılmaz. Bunu şimdiden görüp kendi menfaatimize yorumlayacak şekilde yeşil mutabakatın gereklerini hatta AB ülkelerinden bile önce yerine getirmemiz bence mümkün ve elzem. Bu konuda yapsak da olur, yapmasak da gibi bir yaklaşım mümkün değil. Onun için hızla çalışıp zaten Türk ekonomisi, Türk işletmeleri bu konuda son derece esnek. Ben eminim ki Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB ülkesi olan bu ülkelerden bile daha hızlı, daha başarılı bir şekilde biz o dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Tek arkasında güçlü bir siyasi irade olsun ve gereken eylemlere
sadece söylem değil, eylemlere geçelim. Evet, Mehmet Bey, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü bizlerle beraberdi değerli izleyenler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, ardından tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz küresel bakışa ve piyasalardaki güncel hareketliliklere bakalım. Bu bölümü açarken de küresel piyasalarda fiyatlamalar nasıl seyrediyor bakalım ve paritelerde euro dolar, dolar yen negatif ayrışan taraflar şu anda. Euro dolar tarafında 1.18 seviyesini görüyoruz hafif yüzdeli bir düşüşle. Dolar yen tarafında ise %0,08'e yakın düşüş, seviye ise 110.92'de diyebiliriz. Dolar endeksine döndüğümüzde yükseliş görüyoruz. 92.25 seviyesinde olduğunu görüyoruz endeksin. Pound dolar tarafında %0,10'un üstünde bir artış var ve 1.38 seviyesi kaydediliyor anlık olarak. Dolar İsviçre frangına bakacak olursak son olarak %0,10'a yakın artışla 0.92 seviyesi gözüküyor. Kıymetli metallerle devam edelim. Ons altın tarafında yükseliş var. %0,26'lık ve 1792 doları görüyoruz fiyatlama olarak. Ons gümüşe döndüğümüzde %0,20'ye yakın yine bir artış var. Palladium tarafında %1,10'luk kuvvetli bir artış. Platin tarafı %1'e yakın bir artışta ve bakır tarafındaysa son olarak artışın %1,45'lik olduğu gözüküyor. Emtia piyasasıyla devam edelim. Petrol grubuna bakalım burada da. Benzer yüzdeli artışlar var ve varil başına fiyatlara bakacak olursak Brent petrol özelinde varil başına 76 doları görüyoruz. Ham petrol tarafındaysa yine varil başına fiyat 75 dolarda. Kripto para piyasasına da bir bakalım. Bitcoin tarafında 33.502 doları görüyoruz. %5,73'lük düşüşle beraber. Bitcoin TL tarafında 291.223 Türk Lirası fiyatlaması karşımıza çıkıyor ve %4,78'lik bir düşüş var. Ethereum tarafına bakacak olursak bir de 2.209 doları görüyoruz ve %6'lık bir aşağı yönlü hareket hakim. Asya borsalarıyla devam edelim. Japonya ve Hong Kong taraflarında aşağı yönlü hareketler hakim. Çin, Güney Kore ve Hindistan tarafında alıcılı hareketler dikkat çekiyor. Son gelen verilerde Çin tarafında %0,44'lük bir artış, Japonya tarafında %0,64'lük düşüş, Hong Kong tarafında 28.143 puan seviyesiyle beraber %0,60'lık düşüş, Güney Kore'de 3.293 puan seviyesi ve Hindistan tarafında 52.880 puanı görüyoruz. Gelen son veriler bu rakamları gösteriyor. Avrupa borsalarıyla devam edelim ve alıcılı seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. Eurostoxx tarafı 4.093 puanda %0,16'lık bir artış var. Almanya tarafında artış %0,10'a yakın ve 15.668 puanı görüyoruz. Fransa'da 6.577,25 puan seviyesi hakim. İngiltere FTSE US tarafı %0,45'lik artışla 7.165 puanı işaret ediyor ve İspanya IBEX'te ise seviyenin 8.944 puanda olduğu gözüküyor. Amerikan tahvil faizlerine de bakalım ve oklar aşağıyı gösteriyor. Özellikle 10 yıllıklar tarafındaki geri çekilme dikkat çekiyor. Az sonra konuklarımızla da değerlendireceğiz. %1,43 seviyesinde şu anda 10 yıllıklar ve %1,24'lük bir düşüş söz konusu. 2 yıllıklar tarafında %4,31'lik düşüşle %0,24 seviyesini görüyoruz. Ve 30 yıllıklar tarafında %0,82'lik düşüşle seviye %2,04'te.
Endekslere bakalım bir de. Alıcılı seyir Amerika tarafında da hakim ve Dow Jones tarafında %0,07'lik artış 34.734 puan seviyesi var. S&P 500 tarafı %0,12 ile yükselişte 4.343 puanı görüyoruz ve Nasdaq Teknoloji Endeksinde hafif bir primle 14.707 puan seviyesini görüyoruz. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından sıcak havanın etkisi ve ertelenmiş taleple birlikte turizm bölgelerine talep arttı. Kısıtlamanın ilk pazar gününde vatandaşlar denizlere akın etti. 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde uygulanan kademeli normalleşme sürecinde son aşamaya 1 Temmuz'da geçiş yapılmıştı. Hafta sonu kısıtlamalarının da kaldırılmasıyla birlikte sahillerde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamasız ilk pazar gününde oluşan yoğunluktan ötürü birçok milli park araç trafiğine kapatılırken Ege ve Akdeniz bölgesindeki turizm bölgelerine ziyaretçi akını gerçekleşti. Pandemi etkisiyle turizm gelirlerinde yılın ilk çeyreğinde %42.2 düşüşler gözlemlenmiş ve 2.5 milyar dolar seviyesine gerilemişti. Aşılama çalışmaları ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle hem yerli hem de yabancı turistin turizm bölgelerine çekilerek turizm gelirlerinde artış hedefleniyor. Evet değerli izleyenler, şimdi bu bölümki ilk konuğumuz bizlerle ekonomist doçent doktor Şevket. Bağlantıda bir sıkıntı var sanıyorum ki evet biz haberimizle devam ediyoruz. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi özelleştirme kapsamına alındı, detaylarını izliyoruz. Cumhurbaşkanlığının resmi gazetede yayınlanan kararına göre Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kararına göre hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Karara göre özelleştirme hazırlık işlemleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak. Resmi gazetede yer alan kararın 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanunun 3. ve geçici 29. maddeleriyle 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 8. maddesi gereğince alındığı kaydedildi. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuza Mehmet Ali Yıldırım Türk'e gideceğiz. Altın ve para piyasaları uzmanı, son gelişmeleri değerlendireceğiz. Evet, şimdi kendisi yayınımızda. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Eda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle Amerika tarafından gelen son verileri değerlendirecek olursak hem işsizlik hem tarım dışı istihdam geldi ve tarım dışı istihdam beklentilerin epey üstünde geldi. Oradaki ekonomik atmosferin hem gelişmekte olan ülkelere yansımalarına Türkiye'de dahil hem de küresel piyasalardaki hareketliliklere yansımalarını nasıl ele alırsınız? Amerika özelinden başlayacak olursak değerlendirmeleriniz ne olur? Evet, özellikle bu veri yayınlanmadan önce zaten olumlu geleceğe beklentisi vardı ve beklentilerin de üzerinde geldi. Bu beklentilerin üzerinde gelmesi piyasa tarafından olumlu algılandı, ancak özellikle Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell daha önceki konuşmalarında enflasyonla ilgili bir endişemiz yok, sadece istihdamla ilgili endişelerimiz var demişti. Dolayısıyla enflasyonun geçici olduğu söylenince ve özellikle de istihdamdaki artış da Amerikan ekonomisinin olumlu yönde geliştiğini, özellikle aşılamadan sonraki bu normalleşmeye doğru geçişte olumlu geliştiği anlamına geldi. Ve bu noktada da özellikle faiz artırımıyla ilgili beklenti biraz daha ötelenmiş oldu. Çünkü eğer istihdam yeterince gelişmezse bizim daha çok üzerinde durduğumuz konu bu demişti Powell. Bu noktada diğer eyalet merkez bankalarından da olumlu açıklamalar geldi. Bu nedenle piyasalar bunu biraz daha olumlu algıladı. Bizim piyasamızda da bunun olumlu yansımaları oldu. Dolar bir miktar burada faiz beklentisi ötelenince özellikle dolar endeksinde bir geri çekim oldu.
Bizde de bunun küçük çaplı yansımaları oldu ama diğer ülke para birimlerinin karşısında daha fazla yansıması oldu. Özellikle de Amerikan hisse senetlerinde yükselişler gözlendi. Bizim piyasamıza beklenildiği kadar çok fazla bir olumlu gelişme olmadı. Çünkü biz zaten yabancı yatırımcı yok ve kendi yağımızla kavruluyoruz demek daha doğru. O bakımdan biz bunun çok fazla hani yansımasını göremedik kendi piyasalarımızda. Biz kendi iş dinamiklerimizle hareket ediyoruz hala. Evet, Mehmet Ali Bey, Delta varyantı da dünya çapında ekonomilerde önemli bir tehdit olarak nitelenmeye devam ediliyor ve belirsizlikler sürüyor. Gelişmekte olan ülke para piyasalarının da performansının buna verilen mücadeleye göre şekilleneceğini öngörüyor analistler. Nasıl değerlendirirsiniz hem bu belirsizlikler ortamındaki ekonomik mücadeleyi hem de yine gelişmekte olan ülkeler özelinde konuşacak olursak atılan adımları? Bu konuda biz biraz daha iyimseriz. Çünkü çok yoğun bir aşılama var ve bu aşılama da daha ziyade Pfizer aşısı olduğu için, BioNTech aşısı. Bu biraz daha korunaklı gibi görünüyor. O bakımdan diğer ülkelere göre özellikle Delta varyantı açısından biz biraz daha mafi, bizde de bunların şeyleri var. Bazı vakalar görülüyor ama çok yaygın değil. Tabii bundan sonraki süreçte hakikaten piyasaların veyahut da dünyada bu kısıtlamaların kaldırılması sürecek mi, sürmeyecek mi, Delta varyantı ne kadar yaygın olacak? Bu konuda hakikaten belirsizlikler devam ediyor. Ancak Amerika cephesinde bakıldığında biraz daha aşılamanın orada da yoğun olması nedeniyle ve ilk defa da Amerika bu normalleşmeye geçmiş olmasının etkisiyle Amerikan ekonomisindeki toparlanma diğer gelişmekte olan ülkelerde büyük miktar yansıyor tabii ama burada da hala bu temkinli duruş biz de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde de devam edecek diye düşünüyorum. Örneğin hala bizde istendiği kadar bir hani turizm gelirlerinin artışını ifade eden turist girişi örneğin İngiltere tarafından baktığımız zaman istendiği düzeyde değil, hatta yok İngiltere'den, diğer ülkelerden gelen özellikle turizmde. Tabii bunlardan acaba bize bir herhangi bir bulaş olur mu? Bu da bizi endişelendiriyor bir noktada. Biz de tabii son olarak işte 1 Temmuz itibariyle tamamıyla kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte bir normalleşme süreci oldu. Bunu normalleşme süreci acaba vakaların azalmasıyla ilgili herhangi bir tetikleme yapacak mı veyahut da bu aşılamanın getirdiği korunaklıkla aşağı doğru bir vakalarda azalma olacak mı? Bu da hala belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla dünya ekonomisinde tek bir vaka kalmayıncaya kadar bu tedirginlikler devam edecek diye düşünüyorum ben. Evet, Mehmet Ali Bey, bir de yine son gelen verilerin ve gelişmelerin madde yansımalarına bakacak olursak altın tarafına baktığımızda Dünya Altın Konseyi'nin vurguladığı noktalar var. Altın artan enflasyonla birlikte altın alımlarına yeniden başlanabileceğine işaret ediyor konsey ve altında yeni haftayı bu beklentilerle yatay bir başlangıç yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bugün Amerika piyasaları kapalı olduğu için piyasalarda çok fazla bir hareketlilik olmadığını gözlüyoruz sabah saatlerinden beri ama geçtiğimiz hafta itibariyle özellikle büyük fonların kontrat işlemleri nedeniyle bir miktar altın bunlardan baskılanmıştı. Baskılanan diğer bir gelişme işte Amerika'da enflasyon beklenenden daha hızlı yükselecek ve faiz artırımları daha öne çekilecek. Tapering dediğimiz özellikle tahvil geri alımlarında kısıtlamalar daha erken başlayacak gibi beklentiler vardı ve bu baskılıyordu. Tabii bu arada dolar endeksinde de 92'lere doğru uzanan bir seviye oluşmaya başlamıştı. Bu altını baskılıyordu. Şimdi bu son gelen tarım dışı istihdam verisi ve saatlik ücretlerdeki gelişmeler ve işsizlik oranı Amerika'da enflasyonun geçici bir konumda olduğu düşüncesi oluşturdu ama hala piyasa oyuncularından veya piyasa aktörlerinden buna çok fazla inanan da yok. Kısa sürede tekrar faiz artırımlarına başlanabilir gibi de bir beklenti söz konusu. Ama buna rağmen
altın fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü seyirler o baskının kalkmasıyla beraber, yani erkene çekilecek bir faiz artırımı olmayacak beklentisiyle beraber bir miktar yukarı yönlü seyir izliyor. Ancak Temmuz ayı itibariyle özellikle uluslararası piyasalarda biraz daha tatil moduna girmiş fonlar olduğu için, fon yöneticileri olduğu için işlemler biraz daha zayıf olacak ama doların bir miktar değer kaybetmesiyle beraber sabah saatlerinde veya cuma günü 1.1850 seviyelerindeydi euro karşısında. Şimdilerde 1.1890 seviyelerinde. Ondan etkilenerek 1.1891 seviyelerine kadar ulaşmış bir altın fiyatı görüyoruz. Muhtemelen ben yarın piyasalar açıldığında bu gelişmeler ve yine gelecek ekonomik verilerle beraber altının biraz daha yukarı yönlü seyir izleyecek kanaatindeyim. 1.800-1.850 bandına doğru hareket edebilir. Bizde düğün mevsimi başlamış olmasına rağmen işlemlerde çok fazla bir hareketlilik şimdilik görmüyoruz. Bu konuda da işlemlerde bir miktar hareketlilik olmasını da ayrıca bekliyoruz. Fakat taksitinin sınırlandırılması kredi kartına bir miktar bizim sektörü bu noktada biraz daha sıkıntıya sokmuş durumda. Tabii biz dünyadan altın ithal eden dünyada 3. sıradayız. Son dönemde altın ithalatında biraz zorlaştırmayla beraber zayıflık da ithalatta azalma da oldu. Bunun da piyasa üzerinde bir miktar etkisi olabilir. Yani altının dış piyasa fiyatı üzerinde bir miktar etkisi olabilir. O bakımdan 1.800-1.850 dolar ons seviyeleri Temmuz ayı itibariyle beklediğim seviyeler. Ama Eylül-Ekim seviyeleri biraz daha yukarıda olacağını bekliyorum. Tabii piyasa biraz da şeye bekliyor. Bugünkü OPEC ve OPEC dışı toplantısını bekliyor. Oradan bir petrol üretimiyle ilgili bir artış olacak mı? Petrol fiyatlarındaki yükseliş biraz daha sakinleşecek mi? Yoksa Brent petrol 80 dolar telaffuz ediliyor. 100 dolar söyleyenler de var. Bunlar etkili olacak mı? Çünkü bir noktada da özellikle kripto paradan çıkan paralar, altından bir miktar çıkan paralar petrole doğru yönelmişti. Eğer petrolde bir taraflar arasında anlaşma olursa ve fiyatlar aşağı giderse oradan çıkacak para bir kez altına tekrar yönelecek diye bekliyorum ben. O bakımdan altın artık 1.750-1.756 dolar ons seviyeleri biraz daha önümüzdeki dönemde göremeyeceğimiz bir seviyeler. Muhtemelen 1.769 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece dediğim gibi 1.800-1.810 daha sonra 1.825-1.850 dolar ons seviyelerini görebiliriz dış piyasa itibariyle. Ama iç piyasada biz zaten altının dış piyasa fiyatındaki gerilemeyi çok fazla hissedemiyoruz. Evet Mehmet Ali Bey, siz de işaret ettiniz. OPEC Plus tarafında bir anlaşmazlık söz konusu ve bugün gelecek kararlar yine kritik. Goldman Sachs'tan bir beklenti var. Petrol fiyatı savaşını ihtimal dışı görüyoruz diyor. MT Araştırma Birimi Başkanı Curry konuyla ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri ile diğer üyeler arasındaki anlaşmazlık söz konusu. Şu anki güncel fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz ve gidişata ilişkin yorumlarınız ne olur? Özellikle petrol ihraç eden ülkeler açısından bu fiyatlar gayet iyi. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler kategorisindeki petrol ihraç eden ülkeler bundan istifade edecek. Ama bizim gibi petrol ithal eden ülkeler için tabii ki enflasyon oluşturması açısından ve cari açık oluşturması açısından olumsuz. Çünkü hatırlanacağı gibi daha pandeminin başında geçen sene neredeyse 20 dolarlar seviyesindeydi petrolün varili. Oradan buraya 75 dolar çok büyük bir rakam tabii ki. Bu bizim için olumsuz bir gelişme. Bizim gibi benzer ülkeler için de olumsuz. Ancak şu da unutulmamalı ki özellikle petrol ihraç eden ülkelerin de ekonomileri çok düzgün değil. O bakımdan fiyatların düşmesini engellemek adına yapılan kısıtlamaların bir miktar kaldırılabileceği de düşüncesi de söz konusu. Eğer böyle bir şey olursa fiyatlarda çok fazla yukarı yönlü bir seyir olmaz. Ama anlaşma sağlanamazsa bir miktar yukarı yönlü seyir devam edecek gibi de görünüyor. Bu bizim için de tabii ki önemli. Toplantıdan çıkacak sonuç bugün için önemli. Yarın bunun piyasaları yansıması söz konusu olabilir. Eğer bir anlaşma sağlanmazsa da dediğim gibi petrol fiyatları biraz yukarı gidebilir. Evet Mehmet Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katılımınız için. Ben teşekkür ederim, yayına diliyorum. Teşekkürler.
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerleydi değerli izleyenler. Ve noktalıyoruz küresel bakışa kısa bir ara, ardından Özlem Karakulukçu sizlerle. Altın küresel bakışı sundu.